İlk Türk pilotları hiç merak ettiniz mi? Gelin ilk Türk pilotlarından bazılarını beraber araştıralım. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Fesa Evrensev 1878 yılında İstanbul'da Gedikpaşa semtinde dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi'nin ardından Harp Okulu'na giderek 1899'da süvari teğmeni olarak mezun oldu. 1911'de pilot olmak için yapılan sınavı birincilikle kazandı ve Fransa'ya uçuş eğitimi almak için gönderildi. 1912 yılında yurda dönmesinin ardından 26 Nisan 1912 tarihinde gerçekleştirdiği ilk uçuş Dünya Pilotlar Günü olarak kutlanmaktadır. Balkan Savaşı'nda bir takım uçuş görevleri sırasında filo komutanlığı da yaptı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Kafkas cephesinde görevlendirildi. Kafkasya'ya giderken Karadeniz'de Amasra açıklarında bindiği gemi Rusların saldırısına uğradı. Batırılan gemide bulunanların tamamı Ruslar tarafından esir alındı. Sibirya'da yaklaşık 5 yıl süren esaret hayatından kaçarak kurtuldu ve 1920 Haziran ayında yurda döndü. Türk Kurtuluş Savaşı'na katıldı ve Doğu cephesinde Büyük Taarruz'dan önce de Batı cephesinde görevlendirildi. Daha sonra İzmir'deki Hava Okulu'na öğretmen olarak atandı. 1925 Kasım ayında emekli oldu. 1933'te Türkiye'nin ilk hava taşımacılığı teşkilatı olan Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi'ne yönetici olarak atandı. Bir yıl sonra da Türk Hava Kurumu'nda görevlendirildi. Türkiye'nin ilk pilotu olan Fesa Evrensev, 9 Nisan 1951'de vefat etti ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Yusuf Kenan Bey, Türk savaş pilotlarından biridir. Pilotluk eğitimi için Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın desteğiyle Süvari Yüzbaşı Fesa ile birlikte Fransa'ya gönderildi ve Blériot Fabrikasının uçuş okulunda eğitim aldı. İlk görev yeri olan Trablusgarp Savaşı sonrasında Balkan Savaşlarında görev aldı. Gelibolu savunmasında ise 3 yıl görev aldı ve burada Çanakkale Savaşı'nda şehit oldu. Zehra adında bir eşi ve 2 çocuğu vardı. Eşiyle olan mektuplaşmaları Gelibolu Mektupları 1912-1915, Ruhum, Sevgili Beyim adlı kitapta bir araya getirildi. 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Yusuf Kenan adıyla 45 dakikalık bir belgesel yayımlandı. Ahmet Ali Çelik'ten Arap Ahmet Ali ve İzmirli Ahmet Ali adlarıyla da bilinen Afrika kökenli Türk pilottur. Havacılık tarihindeki ilk siyahi pilotlardan biridir ve ilk erkek siyahi askeri pilottur. Çelik'ten Eugene Jacks Ballard, William Robinson Clark, Pierre Regan ve Domenico Modugno ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'na katılmış bilinen 5 siyahi pilottan biridir. Büyük annesi Osmanlı'ya Bornu'dan, günümüzdeki adıyla Nijerya, köle olarak geldi. Ahmet, 1883 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Aydın vilayetinin İzmir sancağında doğdu. Annesi Zenciye Emine Hanım ve babası Ali Bey, Afrika kökenli Türktüler. Ahmet, savaş gemisi kaptanı olmayı istedi ve 1904 yılında Hattıhane Mektebi'ne girdi. 1908'de Üsteğmen olarak mülazımı evvel mezun oldu. Daha sonra 25 Haziran 1914'te Yeşilköy'de kurulan Deniz Teyyare Mektebi'ne gitti ve orada Osmanlı Deniz Kuvvetleri'nin bir üyesi oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Preveze'den göçmen olarak gelen Hatice Hanım ile evlendi. Kasım 1916'da işine başladığında tarihteki ilk siyah pilot unvanını aldı. 18 Aralık 1917'de Yüzbaşı Ahmet Ali, Berlin'e okulunu tamamlaması için gönderildi. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Ahmet Ali Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ulusal Hareketi'ni destekledi. Gönüllü olarak Konya Askeri Hava Üssü'nde pilotluk yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra pilotluğa İzmir'de devam etti. 1928 yılında Hava Müsteşarlığı'na atandı. 1949 yılında ordudan emekli oldu. 1969 yılında vefat etti. Sabiha Gökçen, Türkiye'nin ilk kadın pilotlarından biri olmakla beraber dünyada da ilk kadın savaş uçağı pilotudur. Mustafa Kemal Atatürk'ün 8 manevi evladından birisiydi. Uçuş kariyeri boyunca 8000 saat civarı uçuş gerçekleştirdi ve 32 farklı askeri operasyona katıldı. Adı İstanbul'un ikinci havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Bursa Vilayet Başkatibi olan Hafız Mustafa İzzet Bey ile Hayriye Hanım'ın kızları olan Sabiha, 22 Mart 1913'te Bursa'da dünyaya geldi. Edirne Defterdarı olan babası Hafız İzzet Bey, Jön Türk olduğu gerekçesiyle Bursa'ya sürülmüştü. Anne ve babasını küçük yaşta kaybeden ve ağabeyi Neşet tarafından büyütülen Sabiha, 1925'te henüz 12 yaşındayken Bursa ziyareti sırasında evlerinin yanındaki Hünkar Köşkü'nde konaklayan Mustafa Kemal Atatürk'e ulaşmayı ve okumak istediğini iletmeyi başarmıştı. Atatürk,
Ağabeyinden izin alarak zor şartlar altında yaşayan Sabiha'yı evlat edindi ve Ankara'ya götürdü. Sabiha, Çankaya İlkokulu, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji ve Üsküdar Amerikan Lisesi'nde eğitim gördü. Rahatsızlığı nedeniyle öğrenimini yarıda kesip Heybeliada ve Viyana'da tedavi gördü. Bir süre Fransızcasını ilerletmek amacıyla Paris'te bulundu. 1934'te soyadı kanununun çıkmasından sonra Mustafa Kemal, Sabiha'ya Gökçen soyadını verdi. Sabiha Gökçen, 1935'te Türk kuşunun açılış töreninde yapılan planör gösterilerinden etkilenerek havacılığa ilgi duydu. Atatürk'ün de destek vermesiyle 1935'te Türk Hava Kurumu'nun Türk Kuşu Sivil Havacılık Okulu'na girdi. Ankara'da yüksek planörcülük provelerini aldı. Gökçen, 7 erkek öğrenciyle birlikte Kırım'a gönderilerek 6 aylık yüksek planörcülük eğitimini Köktebel Yüksek Planör Okulu'nda tamamladı. Moskova'ya motorlu uçak okuluna gitmeyi planlıyordu. Ancak manevi kız kardeşi Zehra'nın ölüm haberini alınca bu düşünceden vazgeçerek ülkesine döndü. Bir süre dünyaya küsen Sabiha, Atatürk'ün ısrarları ile yeniden çalışmalara başladı. Eskişehir Havacılık Okulu'nda Savmi Uçan ile Muhittin Bey'den özel uçuş eğitimi aldı. 25 Şubat 1936'da ilk defa motorlu uçak ile uçmaya başladı. Gökçen'in uçuş eğitiminde gösterdiği başarılardan dolayı Atatürk kendisine şunları söyledi: "Beni çok mutlu ettin. Şimdi artık senin için planladığım şeyi açıklayabilirim. Belki de dünyada ilk askeri kadın pilot olacaksın. Bir Türk kızının dünyadaki ilk askeri kadın pilot olması ne iftihar edici bir olaydır. Tahmin edersin değil mi? Şimdi derhal harekete geçerek seni Eskişehir'deki teyyare mektebine göndereceğim. Orada özel bir eğitim göreceksin." O yıllarda kızlar askeri okullara alınmadığı için özel bir üniforma giydirilerek Eskişehir Uçuş Okulu'nda 1936-1937 döneminde 11 ay boyunca özel eğitim aldı. Bu eğitim sırasında kendisine ilkokul öğretmeni Nüveyre Uyguç eşlik etti. Gökçen, provesini aldıktan sonra Eskişehir'deki 1. Havaalayı'nda 6 ay görev yaptı. Bu sırada Trakya ve Ege manevralarına katıldı. 1937 yılında Tunceli'de çıkan ayaklanmayı bastırmak için başlatılan Dersim Harekatı'nın hava saldırısı safhasında yer alarak dünyanın ilk kadın savaş pilotu oldu. Bu harekatta gösterdiği üstün başarı sebebiyle Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay Başkanı'nın da katıldığı bir törende kendisine Türk Hava Kurumu Mirassa İftihar Madalyası verildi. 30 Ağustos 1937'de askeri uçuş provesi aldı. 1937'de Fransa'nın Hatay'ı Suriye'ye devretmeye hazırlandığı yolundaki haberler Ankara'da sert tepkiyle karşılandı. Atatürk'ün emriyle üniformasını giyen Sabiha Gökçen, Fransız elçisinin önünde havaya 3 el ateş etti ve "Hatay'ın vatana katılması için gerekirse silahlanırız" dedi. Olay sonunda yine Atatürk'ün emriyle tutuklanan ve mahkemeye çıkan ve yasa gereği bir gün hapis yatan Sabiha Gökçen'in çıkışı sayesinde Atatürk'ün planı tutmuş ve Fransızlara gözdağı verilmiş, kararlılık gösterilmiştir. 1938'de uçağıyla 5 gün süren bir Balkan turu yaptı. Ankara'da bulunan Balkan Paktı heyeti üyelerinin Sabiha Gökçen ile tanıştıktan sonra kendisine uçakla başkentlerine gelmeyi önermeleri üzerine bu tur fikri doğmuştu. Gökçen, Atatürk'ün arzusu üzerinde bu turu yanına bir makinist dahi almadan tek başına gerçekleştirdi. Vulte tipi bir uçakla İstanbul'dan havalandıktan sonra Atina'ya, ardından Sofya ve Belgrad'a gitti. Kendisine Yugoslav Genelkurmay Başkanı tarafından Beyaz Kartal nişanı verildi. İstek üzerine Bükreş'te bir gösteri uçuş yaptıktan 6 gün sonra 22 Haziran'da İstanbul'a döndü. Bu Balkan turu basının büyük ilgisini uyandırmış, her yerde göklerin kızı olarak anılmasına neden olmuştur. Manevi babası Atatürk öldükten sonra hayatını yeniden düzene sokan Gökçen, kadınların orduda görev yapmasına ilişkin yasa çıkmadığı için ordudan ayrıldı ve Türk Kuşu Uçuş Okulu'na baş öğretmen tayin edildi. 1955'e kadar bu görevini başarıyla sürdürdü. Türk Hava Kurumu Yönetim Kurulu üyesi oldu. Hayatı boyunca toplam 22 değişik hafif bombardıman ve akrobatik uçakla uçtu. Gökçen, 1940 yılında hava okulunda askeri coğrafya ve topografya öğretmeni Üsteğmen Kemal Esiner ile evlendi ve eşine kendi soyadını verdi. Ancak 3 yıl sonra 12 Ocak 1943'te eşini kaybetti. 1953 ve 1959'da davet edildiği Amerika Birleşik Devletleri'ne Türk toplumu ve Türk kadınını tanıtmak amacıyla giden Gökçen için büyük bir Amerika turu düzenlenmiştir. Son uçuşunu 1996'da 83 yaşındayken Fransız pilot Daniel Acton eşliğinde Falcon 2000 uçağıyla yapmıştır. 1996'da havacılık kariyerinin en büyük ödülünü almıştır. Amerika Hava Kurmay Koleji'nin mezuniyet töreni için düzenlenen Kartallar Toplantısı'nın onur
konuğu olarak katıldığı Maxwell Hava Üssü'ndeki törende dünya tarihine adını yazdıran 20 havacıdan biri seçildi. Bu ödüle layık görülen ilk ve tek kadın havacı oldu. Ölümünden 2 yıl önce Hukukun Egemenliği Derneği tarafından onuruna verilen törende kendisine, adına bestelenen, klasik rock opera tarzındaki eser dinletildi. Sabiha Gökçen, 22 Mart 2001 tarihinde Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde 88 yaşında kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.